Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında çarşamba günü yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi Ocak ayı toplantısında FED beklentilere paralel olarak fonlama faizinde değişikliğe gitmedi ve faizleri %0 ila 0,25 bandında sabit bıraktı. Faiz kararı sonrasında açıklamalarda bulunan FED Başkanı Jerome Powell, para politikasının salgın bitene kadar ekonomiyi desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi. Öte yandan iç tarafta yılın ilk enflasyon raporu da yayınlandı ve Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini %9,4'te sabit bıraktı. Enflasyon sunumu ve sonrasındaki açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, kısa vadede yüksek enflasyon riskiyle karşı karşıya olduğumuzu söylerken sıkı para politikasının süreceğini de yineledi. Naci Ağbal açıklamaları sonrasında değer kazanan Türk lirası ile kur 7,40 Türk lirasının altına gerilerken TL'deki güçlü duruşun haftanın son işlem gününde de devam ettiğini söyleyebilirim. Dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda 7,40 Türk lirası seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. Para girişinin oluşturduğu aşağı yönlü baskının devam etmesiyle birlikte kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 7,35, 7,32 ve 7,28 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. 7,40 Türk lirası üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ise yükselişlerde 7,44, 7,48 ve 7,52 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise önceki gün yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi Ocak ayı toplantısı sonrasında FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ile dolar küresel bazda değer kazanırken bu durumun çapraz kurda Euro'da satış baskısının oluşturduğunu gördük. Öte yandan iç tarafta yılın ilk enflasyon raporu yayınlandı ve Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini %9,4'te sabit bıraktı. Enflasyon sunumu sonrasında açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, kısa vadede yüksek enflasyon riskiyle karşı karşıya olduğumuzu söylerken sıkı para politikasının süreceğini de yineledi. Naci Ağbal'ın açıklamaları sonrasında değer kazanan Türk lirası ile kurda 8,90 Türk lirasına kadar geri çekilmeler yaşanırken Türk lirasındaki güçlü duruşun haftanın son işlem gününe kadar da devam ettiğini söyleyebilirim. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda 8,95 Türk lirası seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu seviyenin altında kaldığı sürece aşağı doğru eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 8,92, 8,88 ve 8,84 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro tarafında değer kazanımı ile olası yükselişlerde ise 9 Türk lirası, 9,05 ve 9,12 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Euro dolar paritesinde ise yılın ilk Federal Piyasa Açık Komitesi toplantısında FED beklentilerine paralel olarak fonlama faizinde değişikliğe gitmeyerek faizleri %0 ila 0,25 aralığında sabit bıraktı. Faiz kararı sonrasında açıklamalarda bulunan FED Başkanı Jerome Powell, para politikasının salgın bitene kadar ekonomiyi desteklemeye devam edeceğinin de altını çizdi. Varlık alım programında herhangi bir değişiklik olmazken faiz kararı sonrası doların küresel bazda değer kazandığını gördük. Dolar endeksindeki yükselişe paralel olarak geri çekilmeleri de gördüğümüz paritede 1,21 seviyesinin altını test etmesi, yaşanan tepki alımları sonrasında bu seviyenin üzerinde tutunma çabası da dikkatlerden kaçmadı. Veri takvimi açısından sakin bir veri akışı sürerken haftanın son işlem gününde koronavirüs aşılama süreçlerine yönelik haber akışlarını yakından takip ediyorum. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda 1,21 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 1,2150 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırasıyla 1,22, 1,2260 ve 1,2320 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Paritenin aşağı yönlü harekete geçmesi durumunda ise 1,2070, 1,2040 ve 1,20 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Brent petrol tarafında ise OPEC Plus toplantısı sonrasındaki yaşadığı yükselişini devam ettirmekte zorlansa da 55 dolar üzerinde tutunmayı başaran Brent petrol, Joe Biden yönetiminin enerji talebinin artacağına dair beklentiler ve zayıflayan dolar ile birlikte yükselişini korumayı sürdürüyor. Petrolde yukarı yönlü hareketlerin sürmesi durumunda geçtiğimiz 13 Ocak tarihinde test edilen 57,35 dolarlık seviyesini tekrardan test edileceğini düşünüyorum. Uluslararası Enerji Ajansı'nın küresel enerji taleplerini düşürmesi ve artan koronavirüs vakaları ise petrol piyasasındaki iyimserliği azaltıyor. Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sonrasında haftanın son işlem gününde piyasalardaki haber akışını yakından takip ediyorum. Brent petrole teknik olarak baktığımızda 55,50 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 55,50 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte petroldeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırasıyla 56 dolar, 57 dolar ve 58 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 55 dolar, 54 dolar ve 53 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.